Hoş geldiniz. Bugün sizlere revani tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 limon kabuğunun rendesi. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve yarım limonun suyu. Şimdi yapılışına geçelim. Tenceremize 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Bu 1. Bu 2. Ardından 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bu 1. Bu da 2. Ocağımızın altını açıyoruz. Şekerimiz eridi. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi içerisine yarım limon suyunu ekliyoruz. 2 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Tamamdır. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Soğuması için kenara alıyoruz. Revanimiz olduktan sonra üzerine dökeceğiz. Mikserimize 3 yumurtamızı ve şekerimizi ekliyoruz. Mikserimizin yüksek ayarıyla çırpıyoruz. Yumurtalarımız çırpıldıktan sonra 1 su bardağı unu, 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı irmiği, 1 çay bardağı sıvı yağ, vanilyamızı, 1 paket hamur kabartma tozumuzu, 1 limonumuzun rendesini ekliyoruz. Limon kabuğu rendemiz. Düşük devirde sadece karışması için açıyoruz. Yağladığımız kek kalıbına döküyoruz. Revanimizi 30-35 dakika 190 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Revanimiz pişti. Şimdi bıçakla kesiyoruz. Sünger gibi oldu. Soğumadan üzerine şerbetimizi döküyoruz.
işlemek için de isterseniz Hindistan cevizi kullanın. İsterseniz fındık, ben fındık kullanacağım. Revanimiz hazır. Bunu bir gün bekletirsek iyi olur. Şerbetini de çekmiş olur. Hem biraz da dinlenmiş olur. Daha da bir lezzetli hale gelir o zaman. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.